Hocam Kenan Doğulu da bir açıklama yapıyor. Sezen Aksu He. diyor, seçilmiş bir kişidir diyor. Al, al işte. Kenan Doğulu'nun da ne olduğu ortaya çıktı işte böylece, iyice. Zaten belli bunlar ne oldu da? iyice ortaya. Neyi seçilmişi, şeytanı seçilmişidir. Şeytanın has seçilmiş yardımcısıdır Sezen Aksu. İblis böyle yapıyor şimdi. O Sezen buyur gel. Buyur gel baş tacısın. Ben Adem'e secde etmedim. Dedim ki onu aşağıladım, sen topraktan ben ateşten yaratıldım dedim. Sana ben secde etmem dedim. Kendimden aşağı gördüm onu. Sen o Adem'e cahil dedin ya. Ben cahil dememiştim daha önceden. Ben sadece saygı ifadesi göstermemiştim diyor şeytan. Sezen sen ona cahil dedin. Aleyh sen beni de geçtin sanki ha. <laughs> beni de geçtin sanki. Neden? E öyle bir insana cahil dedin ki ben onu cahil diyemem. Neden? E çünkü Allahu Teala ona ilim öğretti diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün meleklerin bilmediği şeyleri biliyordu. Estaizu Ve Sonra Bütün isimleri öğretti Allah Teala Adem Aleyhisselam'a. Melekler dedi ki hadi siz söyleyin bakalım. Söyleyemediler. Adem babamız diyor. Kıyamete kadar olacak her şeyin ismini bilmekle Allah onu şereflendirdi. Mikrofon bugün çıktıysa o gün sorsaydınız Adem Aleyhisselam bu nedir diye mikrofon derdi. Hepsinin ismini biliyordu. Kıyamete kadar olacak her şey. Melekler ondan öğrendiler. Bu, sen kalkıyorsun ona cahil diyorsun. Ben diyemedim diyor şeytan. Zaten sen beni de geçtin. Aynen. Olsa olsa işte iblisin seçilmişidir. Doğrudur. Kenan Doğulu da onun arkasından gidiyor zaten. O da ikinci seçilmiş olabilir belki. O seçilmişlikleri alabilirler yani. Onda sorun yok. Biz Allah'ın seçtiği kullardan bahsediyoruz ki onlara kimsenin dili uzanamaz. Sezen Aksu'nun zaten yani yaptığı besteler hani ozanımızdır, şuyumuzdur, buyumuzdur diyor. Gene olarak bel altı var. Bir sürü yani. Zaten geçen bir konuda işlemiştik ya. Diyor ki biz niye kapanacağız diyor. Ya siz nefsinize sahip çıkmıyorsunuz. Tamam mı? Sizin hepsini bir hakkani bakış yorumcularından birisi çok güzel bir yorum yapmış orada gördüm onu da hoşuma gitti. Ne diyor? Ya diyor sen işte millete diyorsun ki sen nefsine diyor sahip çıkamıyorsun diye. Biz niye kapanacağız öküzler diyorsun. E sen de şarkında diyorsun ki diyor sallanmadan yürü yoksa seni yerler diyorsun diyor. E sen de demek ki sen de böyle öküzü <laughs> herhalde artık yani. Yani öyle bir reziller ki yani şarkılarda hep bel altı kelimeler. Tamamen haysiyetsiz ve namussuz bir şekilde hayasız bir şekilde hareketler var. İşte sahnelerde saçma sapan hareketler vesaire. Ondan sonra bir de bize kötü gözle bakıyorsan sen zaten yani şarkında bana kötü gözle bakın diyorsun devamlı. Bakmaya ne kızacaksın neredeyse yani. Şarkıların hep böyle. benim Bana kötü gözlü bak işte ben, benim hakkımda şunları düşün şu hayalleri kur. Ondan sonra kötü gözle bakmış ben senin yüzünden kapanacağım mı? Bu tip insanları yani. Bunlar olsa olsa şeytanın seçilmiş hemen yanlarında oturan grup olur. Biliyorsun şeytan her akşam toplar böyle grubunu. En iyi işi yapanı alır böyle kendi koltuğuna oturtur. İblis. İşte bu, bu sıralar Sezen oturuyor koltukta. <laughs> Kenan Doğulu da hemen yanında. Sezen Aksu Hocam bir açıklama yapmış. Heh. 47 yıldır yazıyorum diyor. Yazmaya devam edeceğim diyor. Evet. Avcı diye de bir şiir yazmış. İşte... Yani demin dediğiniz gibi geri adım atmak yok, yok üzerine yok. devam ediyor. Ya milleti aptal yerine koyuyorlar kardeşim. Ya sen 47 yıldır yazdın da sana kimse şimdiye kadar böyle bir şey dedi mi? Halbuki ne arsız, hayasız kelimeler yazdın kimse sana bir şey demedi. Ya sen peygamber hakaret ediyorsun. Kimsenin senin ne ozanlığınla, ne şiirlerinle, ne bilmem neyinle alakası yok insanların. Sen sanatçısın, şiir yazabiliyorsun diye benim hassasiyetime, mukaddesatıma nasıl hakaret edersin ya? Mevzu bu. Sanki yani şimdiye kadar yazıyormuş Sezen Aksu normal bir şarkı yazmış da devlet reisi tamam artık yazmayacaksın demiş ona da öyle bir şeyle milleti aptal yerine koymaya çalışıyorlar yani. Ne yazıyorsan yaz arkadaş. Yani yazabiliyorsun diye sen kalkıp hakaret etmeye niyet taşıyorsun. Biz de yazabiliyoruz. Her gün ben bir tane yazarım. Sizden on kat fazla yazarım yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Çünkü siz kuvvetinizi nefsinizden alıyorsunuz. Biz Allah'tan alıyoruz Celle Celaluhu. Onun için... Her gün yazarız biz sizin yazdıklarınızdan on kat daha manalı, daha derin, daha güzel. Ama mevzu nedir? Yazabiliyorsun diye sen kalkıp sağa sola hakaret etmek salayetine sahip değilsin. Yani Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bakın yanlış yapan insanların bile şahsıyla ilgilenmedi yani. Hırsızlık yapan Ahmet Ağa sana şöyle olsun demedi. Hırsızlık yapma fiiliyatını aldı yani. Düşün yanlış yapanda bile şahsa yönelmek Peygamberi uslupta yok sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin şahsına değil de o yanlış işe yöneliniyor. Sen kalkıyorsun peygambere kötü kelimeni kullanıyorsun yani. Ondan sonra da niye bunu yaptın deyince insanı 47 yıldır yazıyordum yine yazacağım. Ya bu insanların artık görmesi lazım. Sezen Aksu'ya hayran olan Müslümanlar bile kendini çeki düzen vermesi lazım ya. Böyle bir şey olan benim peygamberime hakaret edene ben nasıl hayran olurum ya? böyle bir şey mi var yani? Yok öteki tarkan çıkacak işte çok ayıp yapılmış. Bak 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 bak. Yani görüyorsunuz aynı konuya dönüyor yani mevzu. Bunlar kendilerini peygamberden üstün görüyorlar ya seçilmiş diyor ya işte. Peygambere cahil dedi kim senin ağzında sezen ayıp yaptın yok? Millet sen nasıl cahil dersin dedi diye ayıp yaptılar diyor. Ne Tarkan'ıdır, ne Kenan doğulusudur, ne Mustafa Sandal'ıdır, ne başkalarıdır. Hepsi çerçok bunların. Zibildir bunlar. Müslümanların bunları dinlemesi kendi dinine sövdürmesidir resmen. Onun için herkes ayağın denk alsın yani. Sen kimsin ya? Beş para etmez insansın. Üstün ahlaklarını hiçbirisini taşımıyorsun. Para için, zevkin için yaşayan zibil kabilinden bir şeysin. Kalkıp ona yanlış söylenene ayıpmış da. Peygamber'e yanlış söylenene hiçbir sıkıntı yok. Rezil insanlar bunlar. Allah ıslah etsin bunları. Artık Rabbimizin ıslah etme metotları çok değişik değişik olur. Nasıl gerekiyorsa öyle ıslah etsin bunları. Öyle